Merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Bu videoda beraberce şu meşhur hırkayı büyük beden nasıl örebiliriz onu göreceğiz. Yani 42 artı üstü bedenleri örmeyi size dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım ki zira daha küçük bedenlerini bundan 2,5-3 yıl önce kanalıma çekmiş sizlerle paylaşmıştım. 5-6 yıldır da bu hırkayı yapıyorum. Bu motif benim tamamen kendi kafamdan uydurduğum bir motiftir. Herhangi bir ismi yoktur. Ha, benden daha önce birisi yapmış mıdır inanın bilmiyorum. Çünkü görerek yapmadım. Tamamen kendi kafamdan uydurup oturttuğum bir modeldir. Başka birisi yapmışsa da hakkına girmek istemem. Ama dediğim gibi ben kimse de görmedim. Tamamen kendi kafamdan tasarladığım bir motif. Sonrasında ise diziyle birlikte tekrardan gündeme düştü hırkam ve hırkamın motifi. Onun için sizlerle de paylaşmak istedim. 42 üstünü nasıl örebiliriz diye. Bunun için de şöylece renklerini ben ayarladım. Siparişi veren kişi dedi ki Damla biz dedi arasına kırmızılar daha parlak renkler de ekleyelim. Dikkat edersiniz hırkada neon renkler var ama diğer renkler çok hani kırmızılar fuşyalar çok fazla içinde yok. Biz onları da ekledik daha da canlı bir hırka oluşturduk. Bu iplerin numaralarını ürünü sayfamda paylaşırken altına mutlaka yazacağım kodlarını. Yarn Art Jeans ve Alize Cotton Gold'larla örüyorum. Şu şekilde 11 santim gelecek birleşme sırası olmadan toplamda 5 sırada 11 santim gelecek bir motifi hazırladık. 2,5 milim tığ ile yaptım ben. Siz de elinize göre ayarlayabilirsiniz. Motifleri benim kızcağızım kızcem ördü. Sağ olsun annesi de şimdi onları birleştirecek. Gerçekten çok güzel örüyor, inci gibi düşürüyor motifleri. Şimdi bunları birleştirmenin vaktidir. 80 adet arkadaşlar diz üstü 42 beden üstü bir hırka için 80 adet öreceğiz bunlardan. 80 adeti ördükten sonra ise 5 çarpı 10, bakın burası çok önemli, 5 çarpı 10 adet motifi tek bir parça olarak birleştirip üstünde hırka oluşturmaya devam edeceğiz. Yani bu sefer bambaşka bir teknik deneyerek devam edeceğim. 5 çarpı 10 toplamda 50 tane motifi tek parça haline getirip buluşalım diyeceğim size. Dilerseniz ip koparmadan motifi birleştirebilirsiniz. Dilerseniz benim ilk gösterdiğim videodaki gibi motifleri tek tek birleştirebilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize kalmış. Çok özür dilerim. Ben ip koparmadan birleştireceğim. Buraya altına da bu videonun altına da mutlaka linklerini bırakacağım. Takıldığınız yerde oralardan yardım alabilirsiniz. O zaman 50 motifi birleştirip buluşalım arkadaşlar. Ben 50 adet motifi 5x10 olarak birleştirmeye başladım. Birleştirirken nasıl ilerlediğimi göstermek istedim. Aralarda bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Boşluklar 3 tane ikili trabzan örerken böyle araya bir zincir çekiyorum. Bu her zaman yapmıyorum. Bu şekilde bu defa elimden böyle güzel düştü. Bu beden için ideal olarak böyle ilerlediğini düşündüm ve bundan ötürü de arada bir zincir çekerek ilerliyorum. Siz de hani deneyebilirsiniz aralarda zincir çektiğinizde daha mı güzel düşüyor, nasıl ilerlemeniz gerektiğini. Bir de birleştirirken de diğer motifi nasıl yaptığımı onu da göstereceğim. Şurada bir zinciri çekeyim hemen. Bu sırayı tamamlayayım. Köşeye geldim. Nasıl yaptığımızı göstereyim. Bu birleştirmenin tüm detayı bu videonun altına bıraktım. Linkte. Şimdi bir zinciri çektim. Bu köşenin içine 3 tane yaptım. Şimdi bir zinciri çektim. Hemen diğer motifi de alıyorum. Ortasına 3 tane iki motifin yüzü bana bakarken 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Şimdi döndürdüm. Döndürmeden evvel bir zinciri çektim. Şöyle döndürdüm. Böyle yani normalde şöyle de battım oluyordu. Bu sefer arkadan dolandırdım tığımı. Bir zincir çekip bu şekilde ilerliyorum. Şimdi bir kere daha göstereyim size. 3 tane zincirimi çektim. Pardon, 3 tane trabzanımı ördüm, bir zincirimi çektim. Hemen arkadan
Aldım. Ve bu tekniği kullanarak da bütün hırkayı birleştireceğim. Şimdi ilk olarak size dediğim gibi 80 motifin 50 adetini bu şekilde birleştirip buluşalım. Evet efendim, tam olarak size söz ettiğim gibi 5 çarpı 10 50 adet motifini birleştirerek kocaman bir parça elde ettim. Biliyorsunuz 44 beden üstü büyük beden bir hırka çalışıyoruz. Şu canım canlı neon renklerle. Şimdi bu parçayı elde ettikten sonra nasıl yol alacağız? Size onu göstermek istiyorum. İlk olarak bu parçayı şöyle tersini çeviriyorum. Şöyle çevirdikten sonra şöyle yanlardan katlarken şu koltuk altına gelecek gibi düşününüz lütfen. Bunu da katlayıp bakınız şimdi şöyle böyle katladığınızda böyle büyük genişçe beden bir hırkayı zaten elde etmiş olduğunuzu göreceksiniz. Büyük beden çalışıyorduk ısrarla söylüyorum. Şimdi bunu bu hale getirdikten sonra hırkanın koltuk altından aşağı bedenini aslında bakarsanız gördüğünüz gibi çalışmış olduk. Şimdi buranın omuz tarafı bana bakan tarafın üst tarafı olduğunu düşünelim. Şimdi yapmam gereken şey var ki şuranın arkası olduğunu varsayıyorum. 1, 2, 3, 4 tane motifin üstüne 4 motif daha ekleyeceğim. Sonrasında o 4 motifi ekledikten sonra önlere de 4 artı 4, 4 buraya, 4 buraya yerleştirerek kol evimi oluşturmuş olacağım. Şimdi bunu nasıl yaptığımı size örerken gösterince daha iyi anlayacaksınız. Şimdi ilk olarak ben ip koparmadan birleştirmeye devam ediyordum biliyorsunuz. Bunun için şöyle bir parça elde ettim. Gösteriyorum hemen. 4 tane motifi birleştirdiğim şöyle bir parça elde ettim. Şimdi bu parçayı söz ettiğim gibi tam olarak buraya yerleştireceğim. Buraya yerleştireceğim. Şimdi bunun ters yüzü, bunu da tabii ki böyle yerleştireceğimi varsayın. Ne yapıyorum bunu yerleştirmek için? Hemen şöylecene döndürdüm. Şurasından başlıyorum. 4 tane motifi siz dilerseniz tek tek de birleştirebilirsiniz. Karşılıklı örerek şöyle yaklaşalım birazcık artık. Ense boşluğuna şöyle yerleştirmeye başlıyorum. Şimdi buraya 3 tane ikili trabzan. Burayı hani göstermeme çok da gerek olduğunu düşünmüyorum. Siz zaten hani bu birleştirme tekniklerini bu videoyu izleyen arkadaşlarımın artık o işlemleri bildiğini tahmin ediyorum. Eğer ilk kez bu videoda karşılaşıyorsak eğer yeni başlayan arkadaşlar için bilgiler verdiğim videolarım mevcut. Onlardan faydalanabilirsiniz. Şimdi ben bu 4 taneyi tam olarak arkaya 4 taneyi yerleştirip geliyorum. Size gösterdiğim yere şöyle 4 taneyi yerleştirdim. Şimdi ne yapmamız gerektiğini anlatacağım. Şimdi bu 4 bunun altına, bu 4 yani şöyle 2 2 şu 2 denk geliyor. Bu koltuk altına yerleşecek olan motif. Şimdi ben ne yapacağım? 4 tane buraya, 4 tane de buraya motif yerleştirerek yani şöyle üstünde göstermem gerekirse şöyle yan çevireyim şurayı. Şöyle de indireyim. İlk olarak şurada gösterelim. Şunu şuraya, şunu şuraya diyelim ki. Şunları da şöylecene bu omuz için 2-2 buraya yerleştirdiğimizi düşünün arkadaşlar. Yani 4 taneyi arka tarafta bu önden 4 motifli arkayı birbirine tutturacağım. Ve böylelikle kol evimizi oluşturmuş olacağım. Bakınız şöylecene kol evini. O zaman ben bir tarafını ekleyeyim. Gördüğünüzde daha çok daha net anlaşılacak nasıl yaptığım. Yani işte bu önden şu arkayla arkada eklemiştim ya 4. Bunu buraya ekleyeceğim 2 taneyi. Daha sonra da bunu böyle
Bunları bu yukarıdan gelerek aynı şeyi ortaya tutturacağım birleşirken ve ensede bir V boşluk yaratacağım. Öyleyse yapayım. Yapınca daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Size gösterdiğim gibi 4 tane motifi, parmağımdaki izle de bakar mısınız? 1, 2, 3 ve 4'ü arkaya da birleşerek kol evimizi şu şekilde oluşturdum. Yani aslında bedeni nasıl büyüttüğümüzü şu anda daha net anlıyoruz. Normalde şu sağ ve soldaki motifler olmadan 2 artı 2 önde 4 de arka motifli küçük bedene çalışıyorduk. Yani şunlar olmadan şöylece. Şimdi bunları ekleyerek bedenimizi büyütmüş olduk. Şimdi ne yapacağım? Aynı şekilde 1, 2 ve 1, 2 de buraya ekleyerek şu omuz motiflerini, 4 motifle de bunu arkayla birleştireceğim. Şurada detaylı göstereyim. Ya onu örerken sanırım çekmeme gerek yok. Zaten ören arkadaşlarım biliyor. Yani ne yaptım? 1, 2, 3, 4 motifli şu dördünü önle arkayı birbirine tutturarak ekledim şu dördüyle. Şimdi aynı işlemde ne yapacağım? Burada da 4 tane motifli 1, 2 ve 3, 4 ile arkaya birleşeceğim. Yine orada da kol evini oluşturacağım. Kolları nasıl eklediğimi kol evine size buraya geldiğimde göstereceğim. Önce birini eklerim kolun, ama ondan evvel, kolları eklemeden evvel, bir hırkamızın büyük bir hırka olduğu için kolları da koyup ağırlaştırmadan iyicene patını örmeye başlarız. Önce o zaman şurayı da tutturayım. Yani siz dilerseniz 1, 2, 1 ayrı, 2 ayrı, tek tek arka tarafla birleşebilirsiniz. Ya da buradan örüp ip koparmadan yanına ekleyip sonra tekrar üste çıkıp gelip tekrar ip koparmadan 1 ve 2'yi de ekleyip arkayla birleşebilirsiniz. Önemli olan 4 motifli önle arkayı tutturmak. Şu önü yaparken size tekrar göstermek istedim. Şimdi burayı ekledim. Nasıl ip koparmadan ekliyorum onu göstermek için tekrardan açtım. Şöyle geldim. Şimdi sıradaki rengimi alıyorum arkadaşlar. Hemen onu buraya ekleyeceğim. Nasıl ekleyeceğim? Bunu buradan örerken devam edeceğim. Bu şekilde aynen. Şimdi bunları bu kısımda benim gibi bu birleştirmeyi yapacak olan arkadaşlarım zaten aşağı yukarı bunu tahmin ettiğini, nasıl yapıldığını da bildiğini düşünüyorum. Ama bir fikir olsun diye nasıl ilerlediğimi göstermek için açtım tekrardan videoyu. Şunu söylemek isterim ki bunu burada sadece 4 motif olduğu için bunu bu şekilde eklemeye zorlanan arkadaşlarım tek tek de ekleyebilirler. Hiç sorun değil, zaten 4 tane motif önle arkayı birleştirmek için gerekli olan. Bilen arkadaşlarım da şimdi benim bu gösterdiğim tarifi zaten anlamıştır. Şimdi şöyle tutturmuşken ne yaptığımı tekrardan göstereyim. Ne yaptım? Şimdi bunu buraya ekliyorum. Ne yapacağım? Yani bunu da böylece tutturup böyle gelip öreceğim buraya kadar. Sonra diğer iki motifi de alıp örerken de arkayla birleşeceğim. Hepsi bu. Şimdi tekrardan bunu buraya tutturayım. Şu üste geçişi de göstereyim. Evet, dediğim gibi bakın iki taneyi ekledim, buraya kadar geldim. Şimdi burasını açık bırakıyorum. Ne yapacağım? Buraya eklerken artık üst tarafla da birleşeceğim. Yani buradan birleşeceğim diğer motifi eklerken. O zaman şimdi bunu buraya başlayayım eklemeye. Sonra böyle geleceğim. Sonra tekrar yanına motif alıp sonra beraber örüp aşağı ineceğim. Aşamaları size göstereyim. İlk olarak şimdi bunun üstüne hemen bu motifimi ekleyeyim. Şimdi bunun üstüne ekliyorum. 3 tane buraya ördükten sonra ne yapıyorduk? Hemen bir zincir çekip bu arkadan döndürüp birleşiyorduk. O zaman buraya kadar anlaşılmayan bir şey yoktur diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim size tekrardan bu kadarını ördükten sonra. Yani ne yapıyorum? Şimdi bunu böyle birleştirip buraya kadar çıkıp hemen yanının motifini alacağım. Şimdi üçüncüyü de buraya yerleştirdim. Dördüncüyü bu şekilde buraya oturttuktan sonra böyle geleceğim. Yukarıyı örerken şurada üst kısımla da birleşeceğim ve kol evini oluşturmuş olacağım. Böylelikle hırkanın kolları hariç bütün motiflerini eklemiş olacağız. Öyleyse şimdi bunu buraya yerleştireyim. Üste birleşip şimdi önce yerleştireyim, sonra devam edelim. Bunu buraya nasıl
yerleştireceğimi zaten biliyoruz. Buradan örmeye başlayacağım. Evet, buraya kadar geldim birleştirdikten sonra. Şimdi üst tarafla tekrardan birleşmeye devam ediyorum. Bunu nasıl birleştirdiğimi şöyle hemencik bir göstereyim ucundan. Bunun içine üçlüyü yapıyorum. Her üçlüden sonra karşısındaki denk gelen boşluğun içinden batarak şöyle bir zincir çekiyorum. Arkasından batırıp önünden de batırabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle örmeye devam ediyorum. Ve üst iki tarafı bu şekilde birleştirmiş olacağım. Böylelikle bu tarafında kol evini oluşturmuş olacağız. Şöyle size şunu da ekleyeyim. Ondan sonra göstereyim kol evini nasıl oluşturduğumuzu. Buyurunuz. Bu şekilde oluşturduk. Evet. Gösterdiğim şekilde buraya kadar geldim. Ekledim. Şimdi artık kollarını eklemeden hırkanın etrafını geçeceğim. Bundan sonrası tamamen sizin isteğinize kalmış. Dilerseniz siyahla geçer hırkanızı bitirirsiniz. Dilerseniz siz de dizideki gibi, ben öyle yapacağım. Sevgili müşterimin isteğiyle önce bir yeşil geçeceğim. Sonrasında da fuşayla tamamlayacağım. Ama önce ilk olarak siyah. Ve ben çakma sık iğne, yani yarım trabzanlar yapacağım. Siz dilediğiniz gibi, isterseniz normal trabzanla da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı. Şimdi burada ne yapıyorum? Önce bir zincir çekmeden evvel şöyle bir doluyorum. Şurada ayrıydık ya, şöyle bir tığımın üstüne ipimi aldım. Yükseldiğim yerdeki zincire battım. Şöyle bir hepsini beraber çekerek şöyle de bir zincir çektim mi artık bunların tepesine yarım trabzanlarımı yapacağım. Aynı bu şekilde. Buraya geldim mi ortalara birer tane yarım trabzan dediğimiz neydi? Tığın üstüne ipi alıyorduk. Hepsini bir topluyorduk. Ben yeterli ölçüye ulaştığım için 3 sırada geçeceğim için bu şekilde yapıyorum. Siz dilerseniz bir sıra normal trabzan, iki sıra normal trabzan. Bu etrafını geçmeniz tamamen sizin isteğinize bağlı. Şuradaki kısma geldiğimde de şu ense boşluğu var ya, şu kısma geçerken de buralarda da şimdi burayı öreceğim. Bunu da öreceğim. Bunu da öreceğim. Buradaki tam olarak şurayı göstermek istiyorum. Şöyle daha anlaşılır olacak battığım yerleri göstermek size. Şimdi şuraya da batacağım, öreceğim. Sonra şuraya oradan atlayıp buraya batıp öreceğim. Çakma trabzanımı 3 sıra geçmeyi planlıyorum arkadaşlar. Ha, bununla ilgili detayları diğer hırka videolarımda çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Aslında bu sadece bu hırkayı nasıl daha büyük beden yapabiliriz videosu olduğu için hani çok da detaylara girip videoyu uzatmayalım istedim. Evet efendim, hırkamızın etrafını iki sıra neon yeşil ve fuşya ile geçtim. Çünkü böyle istenmişti. Bakınız, biz yeşillerin yanı sıra fuşya ve pembe kırmızıları da çok fazla kullandık. Bence böyle de çok canlı ve çok güzel oldu. Büyük beden demiştim. Size şöyle fikir olması açısından şöyle katladığımızda kaç santim olduğunu söylemek istiyorum. 65 santim, yani kalça çevresi 130, 125 ile 135 arası olacak birisi için uygun düşecektir bu verdiğim ölçüler. Siz ona göre patını daha geniş örersiniz. Bize bu ölçü uygun düştüğü için bu şekilde tamamladım. Şimdi sıra kolları yapmakta. İlk olarak bir kolumuzu yapayım. Diğer kolu da yaparken size nasıl ilerlediğimi göstereyim. Beraberce yapalım. Şimdilik şöyle size göstermek istediğim şu ensedeki detay var. Şu ense detayını nasıl ilerlediğimi göstereyim. Bakınız arkadaşlar, ilk siyahı size dediğim noktaya battım. Ondan sonra da üstüne ilerleyerek böyle arkada hiçbir potluk oluşturmadan gayet güzel geçtim. Size de fikir olsun şu şekilde. O zaman dediğim gibi şimdi kol evine buraya motiflerimizi yerleştirip geleceğim. Buraya yerleşirken şu yanlardan da tutturacağım. Nasıl olduğunu eklediğimde daha iyi göreceksiniz.
Evet arkadaşlar, ben şimdi bir kolumuzu yerine yerleştirdim. Diğer kolumuzu da yerleştirmek için sizlere göstererek devam etmek istedim. Şimdi şuradaki olayı, koltuk altındaki olayı gösteriyorum. Biliyorsunuz şöyle bırakmış olduğumuz bir koltuk altına yerleştiğimiz motif vardı. Bunun yarısını buna yedirerek ilerledim. Şimdi ne yapacağımızı göstermem gerekiyor size, oraya nasıl yerleştireceğimizi o motifi. İlk olarak yapmamız gereken, ben şöyle bir ip koparmadan 3x3 yani kol motifi kadar 9 adet motifi hazırladım. Ve şu şimdi birleştirdiğim kısımda bakınız şöyle burası ve burası açıkta, henüz etrafını geçmedim. Burayı da şöyle şuraya kadar ördüm. Şimdi bunu şuradaki koltuk altına yedirerek ilerleyeceğimiz için şimdi bunu ilk olarak arkasından çevirmem gerekecek. Çünkü buradan ancak bunu ekleyebiliyorum yedirerek. Yani bakın yeri burasıdır. Şöyle göstermem gerekirse size. Bunu böylece ne ekleyeceğim? Böylece ne ekleyeceğim? Sonra bu ense motifine gelecek. Kol olarak böyle devam edecek. Arkasında dönüp ekleyeceğim. Şimdi bunu buraya ekledikten sonra şunu şuraya kadar göstermiştim. Pardon, buraya kadar ördükten sonra şunu tam olarak koltuk altını ikiye katlayıp şöyle düşünün. Bakın koltuk altındaki motifi ikiye katlayacağız ya. Şuradan şu üçlüden ortada kalan üçlünün ortasındaki, yani şöyle yaklaştırayım. Şurayı katladığımdaki ortasındaki şuraya batarak devam edeceğim. Şimdi tam ortasındaki gösteriyorum size. Trabzanın tepesine battım. Arasından geçirdim. Sonra şimdi buraya üçlümü örüp oradaki kısma yedireceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın şimdi buraya yedirerek ilerliyorum. Hemen şu üçlünün yanındakinin ortasına şuraya batıyorum. Arasından geçiriyorum. Sonra buraya yapıyorum. Yine bir zinciri çekip tam denk gelen yere. Sonra buraya batıyorum. Üçlüyü örüyorum. Yine yukarıda denk gelen yere. Sonra artık köşeye geldim. Üç tane örüp bir zinciri çekip şurada, şuradaki kısmın tam olarak şu karşımıza denk gelen şuraya batıp ortasından geçiriyorum. Sonrasında tekrardan buraya bir üçlüyü örüp şöyle ineyim. Bir zinciri çekip karşısında artık döndüm. Kol altındaki motifi yedirdiğim için şimdi size göstermek istiyorum nasıl yedirdiğimizi. Bakın şöyle şu tam kol altına gelen motifin yarısını bu kolda ördüm. Şimdi artık bunu buradaki kol evine yerleştiriyorum. Bunu böylece ne öreceğim? Bunu böylece ne öreceğim? Şöyle birazcık açayım ben. Şöylece ne öreceğim? Şöyle burayı katladığımızda da bunu böyle örüyorum, birleştiriyorum örerek. Bunu da buraya birleştirdim mi? Kolu bu şekilde oluşturmuş olacağım. Ne yapacağım sonra buraya geldiğimizde de şu kol altındaki motifin yarısına da buradan bunu yedireceğim. Şimdi onu örerken daha iyi anlayacağız. Yani ne yaptığımı şunun üstünde göstermem gerekirse, şu kol altındaki motife bir önden
motifi, bir de böyle arkadan motifi karşılıklı yediriyorum. O zaman dediğim gibi şunu bir şuraya kol evine bir yerleştireyim. Tek tek yapan, tek tek ekleyecek olan arkadaşlarım gayet anlaşılır bir şekilde zaten kol evi onlara gözüküyor olacak. Motiflerini yerleştirecekler. Ben şimdi tek tek yerleştirecek olanlar için bir kez daha anlatırım nasıl yapacaklarını. Önce şimdi şunu diğer kol altındaki motifin diğer tarafına gelene kadar ekleyeyim. Orada size göstereyim yeniden. İlerlemeyi size şu şekilde göstermek istedim. Şöyle döndürecek olursam, şunu biliyorsunuz, şu koltuk altına gelen kısımdı. Şuraya yedirerek başladım. Sonrasında kol evine yerleşiyorum. Bakın, buraya geldim. Şimdi burada da karşı taraflı birleşmeye devam ediyorum. Şöyle göstereceğim size. Üste birleşmeye devam ederek ilerliyorum. Artık bu kol evine yerleştiğim son yerler, motifin son kısımları şöyle göstermek isterim size. Bir saniye, şurayı da bir birleştireyim. Artık köşedeyiz. Yani burası tam olarak nereye geliyor size göstereyim. Bakın aynen şu şekil. Bu kol altındaki yerleştirdiğimiz motif. 3 taneyi kol evine yerleştirdim. Şimdi ne yapacağım? Bunu buraya yerleştirip bu karşıdan ortasına kadar birleştirdiğim yere kadar buradan da bunun ortasına kadar birleştireceğim. Şöylece ne? Ve buradan artık burayı birleştirerek kolumuzu oluşturmuş olacağım. Sanırım bu şekilde daha iyi anlaşılır olmuştur diye umuyorum. O zaman şimdi şu köşeyi birleşip döneyim. Şuraya kadar beraber ilerleyelim sonra. Koltuk altına kadar geldim. Bakın şimdi bu koltuk altında tam karşımdaki motifin gene ortasından batarak bu son işlemi yapıyorum. Şimdi bu koltuk altına yerleştirdiğimiz motifin yarısına kadar öreceğim. Orayı da size göstereyim istedim. Beraber örelim istedim. Şimdi normalde koltuk altına motif yerleştirmediğimizde buradan itibaren kol parçasının diğer tarafıyla birleşmeye başlıyorduk. Şimdi artık şu kadarlık bir kısmımız var yedirmemiz gereken. Hemen karşısında zaten örerken göreceksiniz. Birleşeceğiniz yer denk geliyor. Şimdi tekrardan 3 tane örüyorum. Şimdi bunu da buraya yerleştirdikten sonra buraya ördüğümü son artık koltuk altına yedireceğim kısmı buraya bir zincir çektikten sonra burada ilk başlarken şuradaki üçlünün ortasına batmıştım. Şimdi gene aynı yere batıp bu sefer artık kolu karşılıklı ekleyerek şeklini vermiş oluyorum ve olacağım. Başladım şu anda kolu oluşturmaya. Daha sonrasında ise aynı hırkanın etrafında yaptığım gibi kol ağzının etrafını öreceğim. Yani patını öreceğim. Şurayı da yapayım. Bakın tam olarak karşılıklı birleşme yerleri denk geldi. İşte bu şekilde bunu böyle birleştireyim. Aynı buradaki olduğu gibi kolun etrafını geçeceğim. Evet, kolu da
Şöyle yedirdikten sonra karşılıklı birleştirip oluşturduk. Şimdi artık sıra kol ağzını geçmekte. Ne yapıyorum? Her bir trabzanın üstüne çakma sık iğne, yani yarım trabzan örüyorum. İpi tığımın üstüne alıyorum. Her bir ilmeğin üstüne batarak örmeye devam ediyorum. Dilerseniz siz tabii ki kolu daha uzun yapmak isterseniz yarım trabzan da kullanabilir. Birer motif eksik örerek dirsekte bırakabilir. Fakir kol dediğimiz kolu çalışabilirsiniz. Öyleyse şimdi bir sıra siyah, bir sıra yeşil ve fuşya olmak üzere örüp artık kırka ile ilgili son işlemimi yapmış olacağım. Evet efendim, şu meşhur hırkanın bir de sizlere büyük bedenini çalışmış oldum. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Daha önceden küçük beden çalışmış iseniz zaten çok rahatlıkla yapacağınız kolay bir model sizler için tabii ki. Bir tek problem şu koltuk altını yerleştirebilmemizdeydi ki o da çok zor değil gördüğünüz gibi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendinizse efendim bir beğeninizi alırım. Hala abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Diğer videolar için motivasyonum artıyor. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.